Merhaba gençler, ben Şükran Hocam. Coğrafi koordinat sistemi ile konularımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Coğrafi koordinat sistemi dediğimiz zaman bulunduğumuz ya da gitmek istediğimiz yeri belirlemek için her zaman konum bizim için önemli bir nokta olmuştur. Konumu belirlemek için de çeşitli unsurlardan yararlanılır. Birçok beşeri ve ekonomik faaliyeti yürütmek için konum hakkında bilgi sahibi olmamız gerekir. Konum dediğimizde bir yerin ya da varlığın dünya üzerindeki adresine biz konum diyoruz. Konum dediğimiz şey adres. Konum kendi içerisinde mutlak konum ya da göreceli konum olarak iki şekilde sınıflandırılır. Yani biz bulunduğumuz yerin adresini ya tam olarak koordinat vererek, yani paralel veya meridyenlerden yararlanarak veririz ki buna mutlak konum denir. Paralel ve meridyen ağından yararlanılarak belirlenen konuma mutlak konum denir. Ya da çevresindeki özel şeylerden bahsederek o alanı diğer yerlerden ayıran unsurlara dikkat ederiz. Buna da göreceli konum ya da özel konum diyeceğiz diyebilirim. Öncelikle mutlak konum ile başlıyoruz dedik. Paralel ve meridyen ağından yararlanılarak belirlenen konumdur diye söyledik. Ve burada paralel ve meridyen kavramı bizim bilmemiz gereken kavramlar olarak karşımıza çıkar. Paraleller ve özellikleri ile devam edecek olursak eğer. Paraleller, ekvatora paralel geçtiği varsayılan hayali çemberler bizim için paraleldir. O zaman öncelikle ekvator nedir diye konumuza başlayalım. Ekvator, her iki kutba eşit uzaklıkta bulunan dünyanın tam ortasından geçtiği varsayılan hayali çizgimizdir bizim için. Ve buna paralel olarak, yani kesişmeyecek bir şekilde uzanan diğer çizgilerde paralelleri oluşturur denilebilir. Başlangıç paraleli olarak biz her zaman ekvatoru kabul ediyoruz ve dünyanın tam ortasından geçtiği için ve dünyanın şekli sebebiyle dünya kutuplardan basık, ekvatordan ise şişkin, yani daha geniş olduğu için en büyük paralel dairemiz olarak ekvator karşımıza çıkar. Başlangıç paraleli olduğu için 0 derece paralelidir diyebiliriz. Yani biz paralelleri saymaya ekvatordan kutuplara doğru 0, 1, 2, 3, 4, 90 diye ilerleyeceğiz. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 90 diye ilerleyeceğiz. Kutup noktalarımız 90 derece paralelleri olarak karşımıza çıkacak. 90 tane kuzeyde, 90 tane de güneyde olmak üzere toplamda 180 tane paralel dairemiz vardır bizim. Ve paralel daireleri arasındaki uzaklık dünyanın her yerinde birbirine eşit ve 111 kilometre olarak karşımıza çıkar. Kuzey yarımkürede kuzeye doğru gidildikçe, güney yarımkürede ise güneye doğru gidildikçe paralellerin sayı değerleri artar. Şimdi bununla ilgili birkaç örnek bakacağız. Karşınıza paraleller bu şekilde geldiğinde bulunduğu yarım küreyi ve aralarındaki mesafeyi nasıl hesaplayacağız? Bunlara bakalım hep birlikte. Öncelikle bulunduğu yarım küreyi hesaplamak için paralel dairelerinin artış yönünü bilmemiz gerekir. Yani burada artış yönüne bakıyoruz. Eğer paralel dairelerinin sayıları kuzeye doğru gidildikçe artarsa kuzey yarım küre, güneye doğru gidildikçe artarsa güney yarım kürede bulunur diyeceğiz. İlk örneğimizle başlayalım. 10 derece paraleli, 40 derece paraleli. Artış yönümüz ne tarafa doğru? Kuzeye doğru. Yönler her zaman kuzey, güney, batı, doğu şeklinde sınıflandırılır. Biz burada sadece kuzeye doğru mu, güneye doğru mu artmış ona bakacağız. Artışımız kuzeye doğru olduğu için ilk örneğimiz kuzey yarım kürede bulunur diyoruz. Aralarındaki mesafeyi nasıl hesaplayacağız dediğimizde, ardışık iki paralel arası 111 kilometredir dedik. Bu durumda aralarında kaç tane paralel varsa bu değeri bulup 111 ile çarparak aralarındaki mesafeyi hesaplayabiliriz. 10 kuzey ve 40 kuzey paralelleri arasında kaç paralel vardır? Nasıl hesaplayacağız? Her ikisi de aynı yarım kürede ise bunu not alabiliriz.
olan değerden küçük olan değer çıkarılır. Paralel değerleri birbirinden çıkarılarak bulunur. Eğer farklı yarım kürelerde iseler, bu defa aralarındaki mesafeyi bulmak için hem kuzeyden hem de güneyden olacağı için iki değer toplanır. Diyebiliriz. Şimdi örneklerle daha anlaşılır olacaktır. 40 kuzey, 10 kuzey dedik. Aksi yani iddia edilmediği sürece, aradaki paralel ya da aradan ekvator geçmediği sürece, bunu söylemediği sürece aynı yarım kürede kabul ediyoruz. 10 kuzey ve 40 kuzey arasında değerlendirdiğimiz zaman aralarında öncelikle kaç tane paralel bulunduğunu buluyoruz. 40'tan onu çıkarıyoruz. 30 tane paralelimiz varmış. 2 paralel arası 111 kilometre ise 30 paralel arası kaç kilometredir deyip 30 ile 111'i çarpıyoruz. 3330 olarak karşımıza çıkar diyebiliriz. İlk örneğimizin arasındaki mesafe. Bir diğer örneğimize bakalım. 70-80. Yani değerimiz nereye doğru artmış? Kuzeye mi güneye mi, buna bakıyoruz dedik. Güneye doğru gidildikçe sayı değerimiz artmış. Bu nedenle bu alan güney yarım kürededir diyeceğiz. Yarım küre. Aralarındaki mesafeyi yine tek yarım kürede bulundukları için 80'den 70'i çıkartıyoruz. 10 tane paralel var. 10 ile 111'i çarpıyoruz. 1110 olarak, 1110 kilometre olarak karşımıza çıkar. Son örneğimize baktığımızda 10-10 demiş. Yani bunlar aynı paralel dairesi olamayacaklarına göre biri 10 kuzey, biri ise 10 güney paralelidir ve aralarından mutlaka ekvator geçiyor demektir. Buna bu şekilde baktığımızda anlayabilmemiz gerekiyor. Aralarında kaç tane paralel olduğunu nasıl bulacağız? 10 tane güneyden, 10 tane kuzeyden paralelimiz varmış. Yani bunları öncelikle topluyoruz paralel sayısını bulmak için. 20 paralelimiz var ve 20 ile 111'i çarparak aralarındaki mesafeyi hesaplıyoruz diyebilirim. Bu da 2220 kilometre olarak karşımıza çıkar. Enlem ve etkileri dediğimizde, yeryüzündeki bir noktanın ekvatora olan açısal uzaklığına biz enlem adını veriyoruz. Açısal uzaklığımız şunu ifade eder. Derece, dakika ve saniye cinsinden uzaklıktır. Tam bir noktanın uzaklığını belirtir bize. Paraleller derece cinsinden ifade edilirken enlemler açı cinsinden ifade edilir. Bu şekilde birbirlerinden ayrılırlar diyebiliriz. Enlem etkisiyle ekvatordan kutuplara doğru değişiklikler gözlemlenir. Bunları dünyanın şeklinin sonucu olarak da karşımıza çıkmıştı. Daha önceki videomuzda bahsetmiştik. Hem bir hatırlama yapalım hem de enlem neleri etkilermiş, bunlara bakalım. Çizgisel hız ekvatordan kutuplara gidildikçe azalır. Çizgisel hızımız neydi? Dünyanın kendi ekseni etrafındaki dönüş hızıydı. Doğal olarak dünya geoid, yani kabaca yuvarlak bir şekle sahip olduğu için ekvator daha hızlı döner, kutuplar daha yavaş döner demiştik. 24 saatte bu yolu tamamlayacaklarından ve ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe enlemin etkisine bağlı olarak çizgisel hızımız, yani o dönüş hızımız azalmış olur. Çizgisel dediğimiz dünyanın kendi ekseni etrafındaki dönüş hızını kastederdik. Gece ve gündüz süre farkı artar. Ekvatorda her zaman 12 saat gece, 12 saat gündüz yaşanır demiştik. Kutuplara doğru gidildikçe bu zaman farkı artar. Öyle ki kutuplarda bazen 24 saat gece, 24 saat gündüz yaşanan zamanlar karşımıza çıkar. Çizgisel hızın azalmış olmasıyla alakalıdır bu süre farkı diyebiliriz. Çizgisel hız ile ilgili olarak karşımıza çıkıyor bu maddemiz. Güneşin ufuk düzlemindeki yükseltisi azalır. Şimdi güneşin ufuk düzlemindeki yükseltisi derken neyi kastediyor, buna bakalım.
Özellikle gün içerisinde bunu rahatlıkla fark edebilirsiniz. Ekvatordan kutuplara doğru da gözlemlenebiliyor tabii ki. Biz günlük hayatımızda gün içinde daha rahat gözlemliyoruz. Sabah saatlerinde ya da akşamüstü ufuk çizgisine baktığımız zaman güneşi şöyle yatay bir düzlemde batmak üzereyken ya da şöyle batmak üzereyken görürüz ufuk çizgisi üzerinde. Oysa öğlen saatlerinde, yani sıcaklığın daha fazla olduğu saatlerde güneşi çok daha tepemizde hissederiz. İşte bu yükseklik farkı hem sıcaklığı etkileyen bir faktör olarak karşımıza çıkar, hem de ekvatordan kutuplara doğru değişir. Ekvatorda mı güneş daha tepede olur ve daha büyük açıyla gelir, kutuplarda mı diye düşündüğümüzde, doğal olarak ekvator güneş ışınlarını daha dik ve dike yakın açılarla alacağı için yükselti ekvatorda çok daha fazladır. Kutuplarda ise güneş ışınları daha dar açıyla geldiği için yükselti çok daha az olarak karşımıza çıkar. Yani A ve B noktalarını düşündüğümüz zaman A noktası kutuplara daha yakın, B noktası ise güneşi daha tepeden aldığı için, yükselti daha fazla olduğu için ekvatora daha yakın bir noktadadır diyebiliriz. Kutuplara gidildikçe güneş ışınlarının yere değme açısı daralır ve buna bağlı olarak güneş ışınlarının yere değme açısı azaldıkça sıcaklık azalır. Çünkü yansıma, yani ısı kaybı daha fazla olur. Bu nedenle sıcaklık düşmeye başlar. Bu nedenle zaten ekvator ve çevresi sürekli sıcak, kutuplar ve çevresi sürekli soğuktur diyebiliriz. Buna bağlı olarak denizlerin tuzluluk oranı azalır. Çünkü sıcaklık fazla olursa, yani ekvator ve çevresinde buharlaşma da fazladır. Buharlaşma fazla olduğu için su buharlaşacak. Doğal olarak ne kalacak? Denizlerde tuz daha fazla birikecek. Oysa kutuplar ve çevresinde buharlaşma daha az olduğu için tuz miktarı sabit olsa da sudaki buharlaşma daha az olduğu için tuzluk oranı daha az olarak karşımıza çıkar diyebiliriz. Gölge boyu uzar denilebilir. Gölge boyu, güneş ışınları ne kadar dik açı ile gelirse gölge boyu o kadar kısa, hatta tam 90 derecelik açıyla gelirse sıfır olur. Yani 90 derecelik açıyla geldiğinde gölge oluşmaz demiştik. Güneş ışınları ne kadar yatay bir açıyla gelirse gölgenin boyu o kadar uzun bir şekilde karşımıza çıkar diyebiliriz. Bu nedenle ekvator ve çevresinde gölge boyu daha kısadır, kutuplar ve çevresinde gölge boyu daha uzundur. Ya da günlük hayatımızda düşündüğümüzde yaz mevsiminde gölge boyumuz daha kısadır, kış mevsiminde daha uzundur. Gün içinde düşündüğümüz zaman sabah ve akşamüstü saatlerinde gölge boyumuz daha uzun, öğle vakti güneşin daha büyük açıyla geldiği zamanlarda ise daha kısadır. Yani bunları günlük hayatımızdan rahatlıkla gözlemleyebiliriz. Sıcaklık kuşakları oluşur demiştik ve buna bağlı olarak ekvator ve çevresi tropikal kuşak, 30 ila 60 derece enlemleri arası kabaca, orta kuşak 60 ila 90 derece enlemleri arası ise soğuk kuşak olarak karşımıza çıkar denilebilir. Tabii ki buna bağlı olarak bitki örtüsü, hayvan toplulukları, akarsu rejimleri, toprak tipleri, ekonomik faaliyetler değişir. Buna örnek vermek gerekirse ekvator ve çevresi sürekli sıcak olduğu için ve yağışlı olduğu için gür bitkilerle kaplıyken, kutuplar ve çevresi sürekli soğuk olduğu için, bu alanda toprak oluşamadığı için bitki de yetişmez diyebiliriz. Ya da hayvan türü ve topluluklarının çoğunluğu sıcakta yaşadıkları için ekvator ve çevresinde çok fazla hayvan topluluğu gözlemlenirken kutuplar ve çevresinde daha az hayvan topluluğuna rastlarız denilebilir. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe burada kalıcı kar sınırı, tarım üst sınırı, orman üst sınırı, yerleşme üst sınırı. Bu kavramlar çok önemli. Alçalır arkadaşlar. Kalıcı kar sınırı ne demek? Kalıcı kar sınırı deyince çoğunuzun aklına kar miktarı geliyor. Kesinlikle kar miktarı değildir bu. Kalıcı kar sınırı, karın görülmeye başladığı seviyedir. Yani siz kalıcı karı hangi yükseklikten sonra görmeye başlıyorsunuz? Ekvator ve çevresi için düşündüğümüzde ekvatorda
deniz seviyesinde kalıcı kar göremiyoruz. Bunların tamamı aynı şey. Tarım üst sınırı ya da orman üst sınırı dediğimizde de tarım yapabileceğimiz en yüksek seviye. Orman oluşturabileceğimiz, ağaç dikebileceğimiz ya da orman oluşan doğal bir şekilde en üst sınır. Yerleşebileceğimiz yani ev yapabileceğimiz en üst seviye bunları ifade eder. Ekvator ve çevresinde 5000 metreye kadar artarken bu durum, orta kuşakta 3500 metre civarlarında, yüksek enlemlerde 500 metre hatta 0 metreye kadar düşmektedir. Bunun sebebi ekvator ve çevresi çok sıcak olduğu için kara biz çok yükseklerde rastlayabiliyoruz. Yerden yükseldikçe her 200 metrede 1 santigrat derece sıcaklık azalmasına bağlı olarak yüksek dağların zirve kısımlarında sadece kalıcı kara rastlayabiliyoruz. Kutuplar ve çevresinde ise deniz seviyesinde bile rahatlıkla kalıcı karlara rastlayabiliyoruz. Yani bu sınır gittikçe alçalır. Aklınıza şu şekilde gelmemesi lazım. Aa, kar sınırı o zaman kutuplarda fazladır gibi düşünmeyin lütfen. Karın görülmeye başladığı sınır demektir. Seviye olarak bunu düşünmemiz gerekir. Şimdi aynı enlem üzerindeki yerlerin ortak özellikleri ile devam ediyoruz. Aynı enlem üzerindeki yerlerin ortak özellikleri, emin olun sınavlarda karşınıza çok fazla soru çıkan kısım olarak karşınıza gelecek diyebiliriz. Aynı enlem üzerindeki yerler A ve B noktası olarak karşımıza çıksın. Bunların ortak özellikleri nelerdir? Aynı zamanda enlem nedir, etkiler, bunları da bir tekrar etmiş olacağız bu şekilde. Öncelikle çizgisel hızları eşittir. Çizgisel hız dünya çevresindeki dönüş hızı demiştik. A noktası bu alanı ne kadar sürede dönecekse, daha doğrusu 24 saatte dönecek ama ne kadar hızla dönecekse, B noktası da aynı hızla dönmek zorundadır. Çünkü gideceği yol aynı. Bu nedenle çizgisel hızları eşittir. Çizgisel hıza bağlı olarak değişen bir kavramımız vardı. Alacakaranlık süresi. Alacakaranlık süresi dediğimizde, alacakaranlık süresi güneşin doğmaya başladığı an ile doğduğu an ve batmaya başladığı an ile battığı an arasındaki geçen zaman farkıydı diyebiliriz. Biz buna grup ve tan süresi de demiştik diğer ismi olarak. Çizgisel hızla aynı olan yerlerin alacakaranlık süresi, yani güneşin doğuş ve doğduğu an arasında geçen sürelerde birbirine eşit olmak zorundadır. Çünkü bu çizgisel hızla ilgili bir durumdur denilebilir. Gece gündüz süre farkları eşittir. Gece gündüz süre farkı ekvatordan kutuplara doğru değişir demiştik. Ekvatorda her zaman 12 saat gece, 12 saat gündüz yaşanır. Kutuplara doğru yaklaştıkça bu süre farkı artar demiştik. Kutupa da ekvatora da aynı uzaklıkta bulunduğu için bu aynı enlemdeki noktalarımız, süre farkları da eşit olarak karşımıza çıkar. Güneşin ufuk düzleminde ulaştığı yükseklik eşittir. Bu alanlar güneş ışınlarını aynı açı ile alacağı için, güneş ışınlarının buradan geldiğini düşünelim. Yaklaşık olarak aynı açı ile alacakları için güneşin ufuk düzlemindeki yükseltisini de aynı görürler. Yani çok alçak olabilir, çok yüksek olabilir. Aynı enlemdelerse eğer, bulundukları enleme bağlı olarak güneş ışınlarının geliş açısı ve ufuk düzlemindeki yüksekliği değişir demiştik. Ekvatora ne kadar yakınsa bu yükseklik o kadar fazla olur. Kutuplara ne kadar yakınsa bu yükseklik o kadar az olarak karşımıza çıkar diyebiliriz. Doğal olarak bu alanların ekvatora ve kutuplara olan uzaklıkları eşittir. A noktası ekvatora ne kadar uzaksa B noktası da o kadar uzak, ya da kutuplara da aynı şekilde uzaklık değerleri aynıdır diyebiliriz. Bu
Bulundukları iklim kuşağı aynıdır. Bunları burayı 50 derece enleme olarak düşünecek olursak A ve B noktasının bulunduğu yeri. Bu durumda her ikisi de yani A noktası da B noktası da orta kuşakta yani ılıman iklim kuşağında yer alır deriz. Eğer bu nokta ekvatora daha yakın bir yer yani 20 derece enleme olsaydı her ikisi de sıcak kuşakta tropikal kuşakta yer alır derdik. Ya da 80 derece enleminde olsalardı her ikisi de soğuk kuşakta yer alır diyebilirdik. Çünkü iklim kuşağımızı belirleyen şey enlem derecesidir diyebiliriz. Bulunduğumuz iklim kuşağı eşittir. Güneş ışınlarını öğle vakti alma açıları eşittir. Bunu zaten bahsetmiştim. Güneş ışınlarını alma açısı eşittir. Bulunduğumuz enleme göre ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe alma açısı daralır demiştik. Ekvatora ne kadar yakınsa daha büyük açıyla alır. Kutuplara ne kadar yakınsa o kadar daha dar açıyla alır diyebiliriz. Bunlar ortak özellikler yani eşit olan maddeler olarak karşımıza çıkar. Burada dikkat edeceğimiz konu güneş ışınlarını alma açısı eşittir dedik. Bunlar eşit olanlar ama sıcaklık eşit değildir. Neden eşit değildir? Çünkü sıcaklığı etkileyen pek çok faktör var. Evet güneş ışınları alma açısı sıcaklığı etkileyen en önemli faktörlerden bir tanesi. Fakat yükselti göz önüne alındığında eğer bir A noktamız deniz seviyesinde bir yerken B noktası 5000 metrede bir alansa doğal olarak yerden yükseldikçe sıcaklık düşeceği için A ve B'nin sıcaklığı aynı olamaz diyebiliriz. Yağış özelliği. Yağış durumu tamamen nemlilikle alakalı bir durumdur. Yani A noktası denizel bir yerdeyken B noktası karaların içerisindeyse tabii ki yağış miktarları aynı olamaz. Sıcaklık ve yağışa bağlı olarak bitki örtüsü ortaya çıkar. Bu nedenle sıcaklık ve yağış koşulları aynı olmayan yerlerin bitki örtüleri de aynı olamaz. Ve yetişen tarım ürünleri yine sıcaklık ve yağışa bağlı olarak değiştiği için aynı olmayabilir diyoruz. Aynı enlem üzerindeki yerlerin ortak özellikleri ve paralellerin özellikleri konumuz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.